Polat sana yapacağını yapmış. Duydum. Bu saatten sonra bir şey yapmaz. Yapamaz. Samuel bu işten çekilirse baron sensin Ziya Bey. Biz seni baron yapacağız. Söz verdik. Ya ya! Dönün! Laziya kurttur. Bu havalar onun havası. Vadiye pus hakim. Kim kimin yanında seçmeye çalışıyor. Kirve beni tuzağa düşürdü. Hüseyin Ağa'nın ölümünden önce bu işlerin içindeydi. O adamları yolladı. Hüsrev'i ölüme sürükledi. Sonra geldi, bizi birbirimize düşürdü. Senle beni kopardıktan sonra Nesrin'i Ruslara sürükledi. Beni konseyden koparmış oldu. Ondan sonra güya konseyin başına geçmem için beni destekler gibi göründü. Samuel'in kasetini size Kirve mi verdi? Evet. Ondan sonra Samuel'le birlikte sesimi kaydettiler. Kaset benim konseyden atılmam için büyük tezgahtı. Amacı ne? Kirve her oluşuma hükmetmek ister. Rusları da karıştırdı. Orada da akreple oynuyor. Sizin de hatanız büyük Ziya Bey. Beni hiç dinlemediniz. Ne söylesen haklısın. Bundan sonra yaşamak için bir tek amacım var. Bana bu tezgahı kuranların tezgahlarını başlarına yıkmak. Size bu iyiliği niye yapayım Ziya Bey? Yarın yine benim karşımda olmayacağınızı nereden bileyim? Ya da bu sözlerinizin doğru olduğunu. Biz bugüne kadar bu Karadeniz'de gemimizi yürütebilmek için her dalgada dümeni kırdık. Ama en sonunda dümeni gerçekten kırdık. Bana ne söylüyorsan yapmaya hazırım. Kirve ile buluşmanızı istiyorum. Ona hiçbir şey hissettirmeyin. Sizin konseyden atılacağınızı biliyorsa muhakkak bir planı vardır. Bırakın sizi o plana yönlendirsin. Bana bu planı Nesrin aracılığıyla bildirin. Sizin bir süre buraya gelmeniz doğru olmaz. Bunların içinde en güçlüsü Lazcıya'dır. Sözü her yerde muteberdir. Biz değil. Lazcıya Demir Leblebi'yi yiyecek. Yeğenim, dayı nasihatıdır. Aklının bir köşesinde bulunsun. Lazcıya'ya çok güvenme. Bunlar gemici adam. Yalnızlığa alışıktır. Fırtına dindikten sonra ilk limanda bizi gemisinden atar. Ben bu işi kimin yaptığını biliyorum Kirve. O Samuel benimle oyun oynamanın bedelini ödeyecek. Onunla karısını aynı arabaya sokup yakacağım. Senin yerine kimi almışlar konseye? Polat'ı. Samuel daha dünkü çocuk Ziya Bey. Tezgahı kuran kılıç. Bir say bakalım. Kim baron oluyor? Polat, Tuncay, Halo, Kılıç. Nizamettin de onların yanında duracak. Kılıç baron. O kılıç beni tanımıyor mu? Hüsrev Ağa'yı da en iyi tanıyan oydu. Artık intikam alma vaktidir. Onlar zannettiler ki biz onların baronluğuna hevesliyiz. Biz konseyler yıkar, konseyler kurarız Ziya Bey. Kılıcı bu gece öldürteceğim. Bu gece benden hamle bekliyordur. Bu gece olmaz. Hamleyi dışarıdan bekliyorlar, evin içinden değil. O kılıç köpek gibi geberirken biz de burada seninle keyif kahvesi içeceğiz. Evin içinde adamın mı var? İstersem o eve 1000 kişiyi sokarım. Nasıl? Beni çağırmışsın baba.
Polat'a gideceksin Nesrin. Niçin baba? Bana iletmen gereken şeyler var. Polat'a de ki babam Kirve'yle görüştü. Kirve bu gece kılıcı. Baron'un karısını ve kızını öldürecek. Tamam mı? Tamam. Önce kaset için teşekkür etmek isterim. Baban ne dedi Nesrin? Kirve'nin hedefi kılıçmış. Bu gece kılıcı Kara Hanlı'nın eşini ve kızını öldüreceklermiş. Nasıl? Evlerinde gizli bir geçit varmış. Ferahi'nin işi bitirdikten sonra nasıl kaçacağı anlaşıldı. Anlamadım. Boş ver, ben anladım. Başka? Kirve operasyonu yaparken babamla bizim evde birlikte olacakmış. Nesin, bana sizin evinde gizli bir geçit olduğunu söyle. Evde gizli geçit yok. Kimse fark etmeden bizim çocukların içeri girmesi lazım. Çok fazla koruma var, mümkün değil. Arabanın bagajında girecek. Sadece Yahya bilsin. Babana söyle, Kirve'nin adamları evin etrafında olacaktır. Babanı Kirve öldürecektir. Kirve'nin dışarı çıkabilmesi içinse dışarının temiz olması lazım. Anladın mı? Anladım. Niye oturuyorsun o zaman, hadi? Niye bunu yapıyorsun? Niye babamın hayatını kurtarıyorsun? Sadece babanın değil, hepinizin. İşini çözdüm. Nasıl? Ferahi'yi Samuel yollamış. Bu nasıl olur? Her şey ortaya çıktı. Kirve ile en başından beri işbirliği içindeler. Ferahi'de başarılı olmaları halinde sığınaktan Ferahi'yi kaçıracaklardı. Sığınağı nereden biliyorlar? Burayı dinliyorlardı Kılıç. Kirve bu gece sizi öldürmek için ekip yollayacak. Yine sığınaktan geçecekler. Onların planına göre bu gece sen öleceksin, Nergis Safiye ölecek, Lazya ölecek. Samuel'i öldüreceğim. Hayır. O bizi gerçek katillere ulaştıracak. Geri çekileceğim. O niye? Biz 40 yıldır doğru zamanda geri çekilerek ayakta kalmadık mı Ziya Bey? Farz etsinler ki korktuk. Desinler ki yaşlı, eski gücünde değil. Kısasa kısastan vazgeçmiş zannetsinler. Ellerini bellerinden çekip salına salına yürüsünler. Bizim vaktimiz o zaman gelir. Gökyüzünü gördün mü Ziya Bey? Pırıl pırıl. Bu gece çok yıldız kayacak. Umarım. Yahya! Kahvelerimizi söyle Yahya. Acı olsun. Can Polat, bir baba yiğit vardı. Bu çocuğu harcamış yakmış Kirve. Çocuk içeride aslanlar gibi yatmış. Bunun ismini okumamış. Sonra çıkınca Asiye gururla karşısına dikilmiş. Kirve yüz vermemiş baba yiğite. Ne var demiş. Serde delikanlılık var ya, 60-50 beline silahını çekip Kirve'yi gebertmeyi. Bırak mermi yakmayı. Kirve bu çocuğun eşini, dostunu, anasını, babasını, selam verdiğini, selam aldığını, bakkaldan ekmek aldığını kıymış parçalamış. Kısaca kahpelik.
Bütün bu saydıklarımı çocuğun gözünün önünde yapmış. O dağ gibi baba yiğidi tımarhaneye kaldırmıştır. Memati seni içeriden çıkardı ya. Sen de o çocuğu onun için tımarhaneden çıkar. Ben onun aklını da hakkını da iade edeceğim. Kahve güzeldi Ziya Bey. Hatırı olacak da 40 yıl doldu. Karahanlı bizi hem tilkiyle hem ayıyla yatağa soktu. Tilkinin cilvesi sıcak, ayının üfelemesi. Biz 40 kocadan arda kalan ne tilkinin cilvesine kanarız, ne ayının pençesine üstüne bak. Biz sıkıntımız, kurt kocayınca köpeklere maskara oluyor. Benim anlamadığım kirve, hadi kılıç ölmeyi hak etti de, Karahanlı'nın kızıyla karısına yaptı da bunu hak etti. Benim bir huyum vardır Ziya Bey. Düşmanımın kanından birini bırakmam ki soyu sopu bana düşman olmasın. Karahanlı'yı sen mi öldürdün? O şerefe nail olamadım. Kılıçla yetineceğiz. Benim torunumu buldun mu bari? Nereden anladın? Soruma cevap ver. Bulamadım Ziya Bey. Nasılsa onu da Polat'tan öğrenirim. Elini belinden çek. Bırak kurdu köpeği. Çakal otağında yalnız kaldık Orhan. Şimdi sen söyle. Nereden anladın? Biz 40 yıldır ne boşuna kahve içtik, ne boşuna acı çektik. Benim adım Lazia. Bana ne yapacaksın? Hiçbir şey. Ben hiçbir şey yapmayacağım. Ah. Hüsrev Ağa'nın hatırı var. Gidiyoruz. Buradan dışarı çıkaramazsınız. Her yer sarılı. Doğru söylüyorsun. Her yer sarılı. Ya ya! Thank you.
gururlandın. La bir delikanlı ol, bir dik dur Kirve. Altı üstü vereceğim bir can. Alo, senle ben kardeş gibiydik. Aramıza girdiler. Ben kardeşimin kafasına sıkmışım. Bana kardeşlik hatırı koyma. Kuşluk yapmadan evvel kardeşliği hatırlayacaksınız oğlum. Bütün sorunlarını hallederim. Hakkındaki bütün davaları düşürürüm. Özgür, elini kolunu sallaya sallaya nereye istersen gidersin. Ben de bir daha ölene kadar karşına çıkmam. Ne diyorsan onu yaparım. Alo, eski günlerin hatırına. Lan sen mahpusluk nedir bilir misin ki hürriyeti bilesin Kirve? Mahpusluk deli gömleği giymek. Hürriyet aklını yitirmemek. Aklına mukayyet ol ki Kirve hür olasın. Delikanlılığa sığar mı? Halo! Ben Kirve'yim! Öldüreceksen adam gibi öldür! Bırakın ben beni. Adam olsaydım adam bırakın, gibi öldürdüm. Bırakın beni! Atın bunu içeri! Bırakın diyorum! Mesut bırakın, olsun! Bırakın! Şerefsizler! Çıkarın ulan beni buradan! Çıkarın! Sen kimsin? Yine mi hatırlamadın? Adım Mesut. Bunun parçalarını da gömün bir yerlere.